Denizimizde, Soros Körfezi'nde kılıcın olduğunu bilmiyorduk. Bu balık derin su balığı. İşte Soros Körfezi'nin 300-500 metre derinliklerinde. Kılıç balığının gagası denizde sizin ustalarınızdan daha keskindir. Bak tam kazın önünde, tam kazın önünde. Hamza gördün mü? Bak bak bak. Gireyim. Eskiden Marmara Adası'nda yaşayan insanların geçim kaynağı kılıç balığı avcılığıydı. Kılıç balığı pelajik balıktır. Bunlar genellikle 18-20 santigrat dereceler arasındaki sularda dağılımı gösterirler. Dip balıklarından değillerdir. Kılıç balığı aslında en çok tercih ettiği besin sefalopod dediğimiz bizim kafadan bacaklar. İşte kalamardı, ahtapottu bu türler. Fakat bu hayvan tabii ki bunları her zaman bulabilme imkanı yok. O yüzden sardalya gibi, uskumru gibi, kolyoz gibi balıkları da gün içerisinde tüketebiliyor. Basking balığın esas itibariyle suyun yüzüne çıkma olayıdır. Kışın derin suda yaşayan bu balık özellikle Mayıs ayında yüzey suyuna çıkmakta ve buna bağlı olarak da vücudunda bir ısı farkından doğan böyle bir halk arasında pelteleşme diyebileceğimiz bir durum söz konusu olmakta. Balıklarda İlk üreme boyu dediğimiz bir boy var. 125 santimetre o balığın ilk üreme boyu. Devlet bu sirkülerde 125 santim olarak belirtiyor. Kılıcın Marmara Denizi'nde azalmasının en büyük etkeni de Marmara Denizi'nde oluşan kirlilik. Ve bu kirliliğe bağlı olarak diğer su ürünlerinde olduğu gibi kılıç miktarında da azalma görülüyor. Özellikle sefalopodların Marmara Denizi'nde azalması, ortadan kalkması buna ikinci bir faktör, özellikle besin açısından. Kılıç balığı besinini bulamadığı takdirde tabii ki o bölgeyi terk ediyor. 1970'li yıllarda Marmara Adası civarında yapılan yoğun avcılık, gırgır balıkçılığı, torik, palamut, uskumru gibi balıkların yoğun olarak avlanması, ışıklı avcılığı özellikle o bölgedeki kılıç balığının besinini olduğu gibi ortadan kaldırıyor. Kimi insana rast gelir, kimi insan her gün balık vurur. Sen o kadar dikkat edersin, takip edersin, o işe çok iştahlı saldırırsın fakat denk gelmez. Ama umudunu yitirmeyeceksin. Yani denizde balığa çıkarken umutsuz çıkmayacaksın. Yani deniz, hani rahmetli babamın bir lafı vardı, deniz gebedir, doğurur derlerdi. Yani balık, hani göremedim, yarın böyle umudumu keseyim yok. Daha umutlu, daha iştahlı, daha hırslı çıkmak lazım. Çünkü bu denizde balık bitmez. Şimdi efendim bunlar yeni balıkçı, bizden daha hırslı, daha azimli. Efendime söyleyeyim, daha iyi görüyorlar bir kere. İnsan yaşlandıkça görüş mesafesi azalıyor. Bu maşallah şey, şahin göz. Bunun neyse bir gözü görüyor, bir gözü görmüyor benim gibi. Bir de şans işi tabii, rast gelecek. Yoksa... Bu sene şansımız yok. Yok, bu sene... Bu işi peşinde koşturuyoruz. Evet. Bismillah, hadi bakalım. Hadi bakalım, Allah işimizi rast getirsin. Yapılan neşeli kahvaltıdan sonra her ekip kendi teknesiyle avını aramak üzere limandan denize açılıyor.
güzel çektiler bizi. Şimdi balık, balık gör. Biz görevimizi yapalım da sonra telaş ediyoruz. Aceleden şaşırıyoruz ne yapacağımızı. Tamamdır. Görev bitti. Heh. Hadi attık, hadi. Güneş kızdırdı. Genç akarlardan iyi görüyor gözleri. Çok yakını görüyor yani. Ama uzağı bundan iyi göremez. Göremiyorum. Yok şimdi zaten ya. Al boş al. Al boşa döneriz. Yakın balık ha. Vay be. Hay mübarek be. Şöyle şuralarda ha. Şuralarda. Bana bak çıkayım kalasa gidelim üstüne. Yok be. Aşağı doğru gidiyordu, attım gönderip çıkmasın bir daha. Vururlar yani, istesem vururdum. Günah yani. O hayvan büyüyecek, belki de 100 kilo olacak, 150 kilo olacak. Saatlerdir neticesiz geçen aramanın ardından açık denizde karşılaşan tekneler sohbet etmek için bir araya geldiler. Bizden aldılar bayrağı, hem de asmadılar ha. Vallahi billahi asmadılar o bayrağı. Bunlarda var bir numara ha. Beş dün! Kılıç bayrağını niye asmıyorsunuz? Tepeye. Ne oldu o da? Verdin mi bayrak? Verdim ya be. Ne zaman? Hasan'a verdim ya. Verdi ya. Görmedik. Yok, hastanelere mi kaçtı? Abi ben, yok mu bir şey? Mustafa'da vardı, iki tane çelik. Nuri de vurmuş üç tane. Denizde yapılan sohbetlerin sonu elbette yapılan avlara geliyor. Hasan Kılıç teknesinin yaptığı avlar da belli ki uzun süre konuşulacak.
Mevsimin bitmesiyle balıkçılar yavaş yavaş Marmara Adası'na doğru dönüşe geçiyorlar. Balıkların azalmasıyla Marmara Adası'nın ana geçim kaynağı turizm olmuş. Her şeye rağmen burası bir balıkçı köyü olma özelliğini koruyor. Marmara Adası, kılıç avının eskiden yapıldığı yer. Haliyle bu işin en eski ustaları da burada. Efendim ben 1950 senesinden 60 sonuna kadar zıpkınla kılıç avlamışım. Ama tabii ki o zamanlar Marmara Denizi'nde balık boldu, kılıç balığı boldu. Sonraları balık buradan kayboldu. Ondan sonra olta paraketçilik zuhur etti. Kılıç balığı tutmak için gene çok balık vurmuş. Zıpkınla çok balık vurmuş. Günde 40 tane bile vurduğum gün oldu. Büyük büyük balıklar yani böyle. Sonra Ege'ye gittim, Ege Denizi'ne. O atama motorunu aldığım zaman orada da bayağı balık vurduk Ege Denizi'nde. Ama buradan sonra 70'te falan gittik aşağıya. Ben 71 yaşındayım. Doğduğum doğalı o burada vardı. Yani o zaman o balık burada vardı. Çünkü uskumruk, kolyoz, sardalya, hamsi. Kediler bile tutuyordu ayağını uzatıp. Öyle balıklar vardı Marmara Denizi'nde. Makineler büyüdü, tekneler büyüdü. Marmara Denizi'nde kılıç balığı avlanmak yasak oldu. Yasak olmadı. Allah baba yasak etti. Yani av yeri Saros Körfezi dedi. Birinci fasıl buradan, bir, iki Saros Körfezi. Edremit Körfezi. Midilli'nin alttan sürelerinde hep orada avlandık. Kardeşlerim vardı yanımda. Onlarla başladım. Amcam, babam. Öyle başladık. Küçük bir 5 kuvvet makineyle. Şimdi iki tane 500 makine var. O bile az geliyor. Ne olacak? Daha büyüğünü koyalım diyorlar çocuklar. O zamanın zevki, bambaşka bir zevki vardı balık üzerine. O zipkinler vardı yaptırdıydık. Ondan numara böyle sokuyorduk hayvana. Üzerine ipler bağlı böyle. Ondan avlıyorduk böyle, çekiyorduk. Bu arkadaş bir gün ben bunu aldım. Balığın kaçma zamanları, onun bir uyanma zamanı var hayvanın. Bu açık kanalda, burada, şu adanın yanında. Benden kaçıyor hayvan. Dedim buna sen çık. Ramiz bunun ismi. Bunu çıkarttım. Balığı vurdu. Dedim ki ben ona bağırdım. Atma dedim, balık kaçmayacak. Gönderi zıpkını atınca hayvan ürkündü. Buna hücum etti, kılıç balığı. Buna hücum etti. Bunu aç kaldı yiyecekti. Hücum etti buna. Kızdı ama. Haklı. Ben ona dedim, atma dedim, balığı ürkütme. Kaçmayacak hayvan. Atınca sırtına zıpkını hayvan fırladı. Buna aç kaldı, aşağı altını yiyecek bunu. Buna aç kaldı. Çok maziler var ya. Onları bitirmek için 30 sene daha bir yaşasam anca. 71'de mi? 70'de buradan balığımız kesildi. Aşağı var. Gittik oraya başladık. O zamandan beri Ege'deyiz. Burada yokmuş. Görüyormuşlar ama nerede 20-30 tane balık görüyorsun o zaman. Üskümrük kaçtı Marmara Denizi'nden. O da ondan var. Üskümrük'ün onun yemi. İyi balık hastası o. Parakatçılık yaptım ben. Kılıç parakatçılığı. 10 tane, 12 taneye kadar tutuluyor oltaya. Çekiyorsun, oho, doldur. Doğru Marmara'ya, Buzhane'ye. Buzhanemiz vardı. Buzhane müzemi oldu. Ne oldu Marmara'ya? İskelenin yerine de limanına. Oraya saklıyorduk. Oradan toptan koyuyorduk bir motora doğru İstanbul'a. Bedalan mevki var arkada. Bedalan ocakları, mermer ocakları var.
Oradan motorlar taş yüklerdi İstanbul'a gitmek için. Onları takip ederdik ve hatta onlar da bize şeyler verdik, para falan davulun da balığımız İstanbul'a gitsin diye. Yani öyle aktı İstanbul'a giderdik. Kalazdan oldun mu zipkinle vurmak o çok eski. Bu ellerim kesiktü benim. Denizden sıktım aynı usura. Jilet. Onun yele çıkarmasının sebebi o hayvan öyle. Onun mevsimi geldi mi Nisan 10-15 dedi mi o hayvanın öyle çıkar yelesini illa güneşe bir gösterecek. O öyle bulunuyor. Başka türlü bulunmaz o. Efendim o artık o hayvanın prensibi o. İlla çıkar böyle yelesini suyunu da öyle gider. Onu görüyoruz bir dürbinlerle onu görüyoruz. Ondan sonra uzayına gidiyoruz. Kanlı Deniz filmini gördün mü sen? Onu biz çevirdik. Tabii, gör bak oradaki benim vurduğum balıklar hepsi. Bir gün şey yapıyorduk, ikinci, üçüncü günü kesiyorduk, hadi pişirip yiyorduk. Artistlerle, Hale Soysoy Gazi, Tarık Akan, hep iyi artistlerdi yani. Umarız eski ustaların anılarıyla dolu olan kılıç avı geleneği, gelecek nesiller tarafından da aynı tutkuyla sahiplenilip sürdürülebilir.